Tarihler 1450 yılları gösterdiği sırada bir kral düşmanlarına öyle acımasızca şeyler yapıyordu ki bundan tam 600 yıl geçmesine rağmen hala konuşulması ve onlarca filme ve kitaba konu olması ile dillerden bir türlü düşmemiştir. Bir kral düşünün, bütün esirlerini ve düşmanlarını öyle acımasız ve kendine göre sanatsal bir şekilde öldürüyor ki 600 yıl geçmesine rağmen hala daha konuşulmakta. Osmanlı'nın askerlerinin bile moralini bozacak ve kafayı yedirtecek kadar dehşet veren görüntülere şahit olmasına sebep olmuş bir kral. Elbette sizler de bu ismi kesinlikle duymuşsunuzdur. Tarihin en acımasız krallarından biri olan Eflak Voyvodası veya bir diğer adıyla Kazıklı Voyvoda, Osmanlı'nın savaş açtığı ve Fatih Sultan Mehmet döneminde gerçekleşen bu olaya ve Geçmişin Sırları kanalıma hoş geldiniz. Eğer bu konuya benzer bir konu merak edersen de Kanlı Kontes olarak tarihe geçmiş ve 600 kadının ölümüne sebep olmuş en acımasız kadınlarından birinin hayatını buradaki kartlardan ulaşabilirsin veya dünyanın en kötü insanı olarak tarihe geçmiş Kral Caligula'nın da hayatını merak edersen buradaki kartlardan ulaşabilirsin. Bana destek olmak için ise sadece ve sadece videoyu beğenebilir, yorum yapabilir veya abone olabilirsin. Sonuç itibariyle üçü de bedava. Şimdiden iyi seyirler. Ha bu arada bu video yardımlarından dolayı Mehmet Sarı Belgeselleri kanalına da çok teşekkür ederim. Kendisi gerçekten iyi işler çıkaran bir kanal. Sen de ona destek olmak için kanalına bir göz atabilirsin. Fazla uzatmadan konuya geçelim. Kont Dracula veya Kazıklı Voyvoda olarak bilinen 3. Vlad Tepeş 1431 yılında Macaristan'ın Sigesvar bölgesinde doğdu. Düşmanlarını, özellikle esir aldığı Osmanlı askerlerini kazıklara çakarak işkenceyle öldürmesiyle tarihe geçen 3. Vlad pek çok filme ve romana konu olmuştur ve videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Osmanlılara yenilen Vlad'ın babası oğlunu rehin olarak vermişti. 1442 ile 1448 yıllarını Osmanlıların elinde rehin olarak Nif ve Tokat bölgelerinde diğer beylik şehzadeleriyle birlikte geçirdi. 1448'de 2. Kosova Savaşı sırasında Osmanlı desteğiyle Eflak'ın başına geçme girişiminde bulundu. Fakat kısa bir süre sonra Macaristan tarafından desteklenen Eflak Voyvodası 3. Vladislav tarafından yenilgiye uğratıldı ve Bogdan'a sürgüne gitti. Erdel Bey Hunyadi Yonaş 1456 yılında Belgrad şehrinin Osmanlı kuşatmasına karşı savunmaya giderken Vlad'ın komutasına Güney Erdel'in savunmasını sağlamak için bir ordu verdi ve bu durumdan faydalanan Vlad Eflak'a bir sefer düzenleyerek 2. Vladislav'ı öldürdü ve 3. Vlad adıyla Eflak Voyvodası oldu. Yani böylelikle Kazıklı Voyvoda'nın nasıl bu konuma geldiğini öğrenmiş olduk. Bu görevi 1456'dan 1462'ye kadar sürdüren 3. Vlad Tepeş, düşmanlarını çeşitli yöntemlerle cezalandırdı ve idam etti. Bu yöntemler arasında en meşhuru olan kaza geçirmekti. Ölümünden sonra kendisine Kazıklı Voyvoda yani Vlad Tepeş adının verilmesine neden olacaktı. Bunun yanında kaza geçirilenlerin kanlarını fıçılarla toplatıp şarap gibi içtiğine dair söylentiler mevcuttur. Bu Vlad'ın bir vampir olduğunun efsanesine yol açmıştı. 3. Vlad Tepeş 1459 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'na vergi ödemeyi reddetti. Normal şartlarda ödediği vergileri bu tarih itibariyle vermemekteydi. Ve bununla birlikte Macaristan Krallığı'yla ittifak yaptı
1460 ila 1461 yılları arasında Tuna Nehri'ni geçerek Sırbistan'a ve Karadeniz kıyısına kadar ilerledi. Kendi ifadesiyle 23.884 Türk ve Bulgar'ı öldürdü. 20.000 Osmanlı savaş esirini de kaza geçirdi. Bu gelişme karşısında Osmanlı ordusu 1462 yılında Padişah 2. Mehmet komutasında Eflak Voyvodosu'na karşı sefere çıktı. Mahmut Paşa'nın hatıratına göre çok uzun mesafeler boyunca Osmanlı askerleri içilecek bir damla su bile bulamadı. Sıcak dayanılır gibi değildi. Türk askerleri Eflak'ın başkenti Targoviste'ye ulaştığında Fatih Sultan Mehmet'in gördüğü manzara yaklaşık olarak 5 kilometre boyunca kazıklarla dizili bir alandan geçiyordu. Alan yaklaşık 3 kilometre boyunda 1 kilometre enindeydi. Yerde uzun kazıklar dikiliydi. Yaklaşık 20 bin kadar insan, erkek, kadın ve çocuk olmak üzere kaza geçirilmiş durumdaydı. Bu kadar çok insanı kazıkta gören Osmanlı askerinin moralleri bozuldu. Aklını kaçıracak duruma geldi. Osmanlı ordusu 4 Haziran 1462'de Targoviste Kalesi'ni aldı. Vilad, 2. Mehmet'e başarısız bir suikast girişiminde bulunduktan sonra kaçtı. Terk ettiği topraklardaki kuyuları zehirledi, ekinleri yaktı, hayvanları da öldürttü. Hapishanelerdeki mahkumları, cüzdanlı ve vebalıları salarak Türklerin arasında karışmaya teşvik etmişti. 1462 yılında 3. Vilad'ın ordularının yenilmesiyle Eflak yeniden Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştı. Vilad, Macaristan'a bağlı bir beylik olan Erdel'e kaçarak Macaristan Kralı Corvinus'tan yardım istedi. Ancak Eflak'taki Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı yeni yönetimi tanımış olan Macaristan yardım talebini kabul etmemişti. Vilad, Corvinus'un emriyle 1462 yılında tutuklandı ve Budin'e getirildi. Önce hapsedilen Vilad, daha sonra kral ve ailesiyle iyi ilişkiler kurdu. 1474 yılında sürgün dönemi sona erdi. Bu tarihten itibaren Eflak'ı yeniden ele geçirme planı yaptı. 1476 yılında kuzeni Büyük Stefan ile birlikte Eflak'a döndü ve Voyvoda ilan edildi. Aynı yıl 300 askeriyle birlikte yeniden Osmanlı ordularına yenildi. Öldürülen Vilad'ın kesilen başı öldürüldüğünü ispat etmek için İstanbul'a 2. Mehmet'e gönderildi. Vilad'ın bir vampir olduğu rivayeti Almanya, Macaristan ve Rusya'ya yayıldı. Buna rağmen Roman halkı onun bir kahraman olarak görmeye devam etti. Eğer buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoma da konu önerisi sunmak istersen de yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.